Evet, Erkan Baş hattımızda. Erkan Baş, iyi akşamlar, hoş geldiniz Taksim Meydanı'na. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Barış, sen de iyisin. Şimdi bugün ben de Ankara'daki birçok siyasetçiyle konuştum. Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik çağrısının ve İyi Partilerin yönelik çağrısının arkasında ne olduğunu sordum da ilginç değerlendirmeler yaptılar. Dediler ki, Fethi Yıldız'ın açıklamasında da olduğu üzere, Ağustos ayı gerçekten de Türklerin zafer ayıdır. Yani işte Muhaç olsun, Mercidabık olsun, Malazgirt olsun, Büyük Taarruz olsun. Ve önemli bir noktaya dikkat çekti konuştuğum bir siyasetçi. Dedi ki, tarihe bakın, Milliyetçi Hareket Partisi de hep en önemli çıkışlarını 26 Ağustos'ta yapardı. Devlet Bahçeli de Alparslan Türkeş'te mutlaka 26 Ağustos'ta Türk siyasetine ilişkin önemli değerlendirmeler yaparlardı. Bu sene İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin biraz da elinden o silahı almak için 26 Ağustos tarihini işaret edince, Devlet Bey İyi Parti'nin bu çıkışını etkisizleştirmek için geri dönün çağrısı yaptı. Hmm. Devlet Bey de biliyor aslında İyi Parti'nin oraya dönmeyeceğini. Aslında ya tam geri dönün değil de komşuluk teklifi. Yapın. Orada dedi 2-3 sebep var zaten kaynaklarım. Sayın Yıldız diyor ki ittifaka çağırmıyoruz. Evet. Tabii komşuluk yapalım diyorlar. Bir, dedikleri şu, Devlet Bey İyi Parti'ye yönelik bu ilginin önünü kesmek istiyor. İyi Parti'yi yalnızlaştırmak istiyor. Millet İttifakı'nın diğer parçalarından koparmak istiyor. Tartışmayı da Milliyetçi Hareket Partisi'nin odağına oturtarak İyi Parti'nin çıkışını gölgelemek istiyor. Eğer İyi Parti bu tartışmayı devam ettirirse Milliyetçi Hareket Partisi ile, o zaman Devlet Bahçeli gündemi belirlemiş ve 26 Ağustos silahını İyi Parti'nin elinden almış olur diye değerlendirmeler de yapıyorlar Gürkan. Evet. Şimdi dönüyoruz Erkan Baş'a. Erkan Bey, şimdi gazeteci Bahar Feyza'nın iddiasıyla başlamak istiyoruz. Siz de bir açıklama yaptınız Türkiye İşçi Partisi olarak. Gazeteci Bahar Feyzan dedi ki, Türkiye İşçi Partisi CHP'den 30 milyon aldı. 30 milyon TL yardım aldı dedi. Bu iddia bugün CHP sözcüsü Faik Öztrağ'a soruldu. Yok böyle bir şey dedi. Biz de bir baktırdık dedi. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Baktı. Sizin açıklamanız ise, ya baktırdık derken inceleme yaptık anlamında söyledi. Sizin de bir açıklamanız oldu. Ama öncelikle yani şeyden başlayalım. Gazetecilerle olan diyaloglarınızdan başlayalım. Biz sizi gazetecilerle çok yakın diyalogları olan, onların haklarını savunan bir kimse olarak tanıyoruz. Hemen suç duyurusunda bulundunuz. Biraz sert bir tonda cevap vermiş olmadınız mı? Yalanlamak yetmiyor muydu mesela, böyle bir bilgi varsa? Oradan başlayalım, sonra içeriğini soracağım. Sizin cümlenizi atıfla söyleyeyim. Baktırmaya gerek duymadan yalan diye bir açıklama yaptık biz. Çünkü biliyoruz ki partimizin toplam seçim bütçesi bile 30 milyonu bulmamıştır. Bütün seçim dönemi boyunca bütün ilçe örgütlerimizin, milletvekillerimizin toplamda harcadığı para bile bu değil. Biliyoruz ki Türkiye İşçi Partisi, yani diğer partileri değerlendirmek bana düşmez ama Türkiye siyasetinin en temiz partisi bu konuda. Tertemiz bir partiyiz. Dolayısıyla açık bir yalan var ortada. Ha, yalanın kaynağı yazan kişi midir? Yoksa yazan kişinin kulağına fısıldayan, kaynak denilen kişi midir? Onu ben bilemem. Onu önümüzdeki günlerde mahkeme sürecinde öğreneceğiz. Ama bizim açımızdan bu tartışmaya mahal vermeyecek biçimde yalandır. Bakın, biz bir, tertemiz bir partiyiz. İki, sizin de dediğiniz gibi sadece gazetecilerin, basın emekçilerin değil, Türkiye'de haksızlığa uğrayan her emekçinin kayıtsız şartsız yanında duran bir partiyiz. Şimdi ben gazeteci değilim. Bu kadar gazetecinin arasında gazetecilik dersi vermek gibi bir hadsizliğe de başvurmam. Ama bir yurttaş olarak, Türkiye'de gazetecilerin neler yaşadığını bilen bir yurttaş olarak, örneğin gazetecinin kaynağını açıklamaya zorlanmayacağını elbette ki bilirim. Ama bu aynı zamanda gazetecinin her duyduğu şeyi sorgusuz sualsiz haber yapabileceği anlamına gelmez. Bakın, çok basit bir şey soruyorum ben. Bugün birkaç gazeteci arkadaş beni aradı, dedim ki size herhangi bir iddia gelse ya da bana sizinle ilgili herhangi bir iddia gelse, en basit kural şu değil midir Gürkan Bey? Ararsınız, muhatabını sorarsınız. Sizinle ilgili böyle bir iddia var. Mesela gazeteci haberine güvense arar, en azından şunu söyler. Der ki, aradım, yanıt alamadım. Aradım, cevap vermeye tenezzül etmediler. Aradım, kaçamak cevap verdiler. Aradım, şu cevabı verdiler. O zaman bu haber olur. Ama ortada şu anda bir haber yok ki. Ortada şu anda bir yalan var. Ortada bir iftira var. Ortada bir çamur at izi kalsın anlayışı var. Ben şundan eminim. Türkiye İşçi Partisi atılan bu çamur bizim üzerimizden dökülüp gidecek. Ama şunu da biliyorduk.
haber çıktığı andan itibaren yandaş basın dört bir yandan saldırdı. Şimdi haber yani herhalde yeni kurulmuş bir internet sitesinde yayınlanıyor. Fakat bakın dün akşamdan bu yana bunu girmeyen sağcı gazete kaldı mı? İktidar yanlısı gazete kaldı mı? Hepsi aynı anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, aynı anda Yeşil Sol Parti'ye, aynı anda Türkiye İşçi Partisi'ne saldıracak bir haber bulduklarını düşünüp bunu kullanmaya başladılar. Şimdi bu bizim bilmediğimiz bir tarz mı peki? Bakın Türkiye bu tarz tırnak içinde kullanıyorum haberlerle dizayn edildi. Bu tarz muhbir vatandaş bildirileriyle insanlar büyük operasyonlara mağdur edildiler. Yıllarca cezaevlerinde kaldılar. Ondan sonra bunların haber olmadığı, bunların ihbar olmadığı, bunların operasyonel işler olduğu ortaya çıktı. Ben karşımızda bir haber görmediğimin altını çiziyorum. Bakın ona haber demek bence Türkiye'de gazetecilik yapan insanlara saygısızlık anlamına gelir. Ortada bir haber falan yok ki. Yani ben birisiyle oturdum, bana şunu söyledi. Ya insan bir soru işareti koyar. Acaba mı der, muhatabına sordum der, başka kaynaklarda doğrulattım der. Dıdımın dıdısı yolda giderken bana bir şey söyledi. Aha yani on binlerce üyesi olan bir parti, bakın niye çok sert tepki verdik biliyor musunuz? Biz tertemiz bir partiyle biz böyle şeyleri kaldıramayız arkadaş. Ya Türkiye siyasetinde insanlar birbirinin yüzüne her şeyi söylüyor. Ondan sonra hayat normal biçimde devam ediyor. Yok kardeşim. Ya bu partide binlerce, on binlerce insanın emeği var. Ya benim üyelerim çocuğunun süt parasını partiye aidat diye getiren insanlar. İşten evine yürüyerek gidip ayırdığı parayla bu partiyi ayakta tutmaya çalışan insanlar. Yani ben şimdi seçimden önce soruyorum burada hangi partinin genel başkanı çıktı mal varlığını açıklayabildi? Hangi partinin genel başkanı kirada oturuyor? Hangi partinin bütün il binaları, ilçe binaları tümü kiralık? Ve bunlar tamamen yoksul emekçi insanların emeğiyle hareket ediyor. Bakın biz bu siyaset düzenini yıkmak için geldik. Paranın egemen olduğu, parayı verenin düdüğü çaldığı siyaset düzenini yıkmak için karşılıksız emeğin, dayanışmanın, yoksulun sesini güçlendirmek için siyaset sahnesine çıktık. Öyle herhangi bir kimlik alarak kimse bu partiye istediği gibi hakaret edemez. Sonra ne yapmışız? Demişiz ki kardeşim biz senin hakkında mahkemeye başvuracağız. Gel eğer sen bu iddianın arkasındaysan mahkemede bunu ispatla. Tehdit mi etmişiz? Şantaj mı yapmışız? Ne yapmışız? Bir gazeteci haber yapmış. Bunun karşılığına çıkmışız. Demişiz ki bir yalan söylüyor. İki mahkemeye vereceğiz. Bu yalanın ispatlanmasının başka bir yolu var mı? Yani yalanlamak yetmiyor mu anlamında söyledim. Yani yalanladınız veya bir tweet attınız, bir açıklama yaptınız. Ama savcılığa suç duyurusuna vermiş olmak bir gazeteciyle mahkemelik oluyorsunuz şu anda. Bakın ben bu faaliyetin bir gazetecilik olarak değerlendirilemeyeceğini söylüyorum. Diyorum ki gazetecilik asgari norm gerektirir değil mi? Yani ben gerçekten kusura bakmayın. Hani bu memlekette hepimiz maalesef her şeyin uzmanı olmak durumunda kaldık. Dolayısıyla gazeteciliğinde, işte avukatlığında kurallarını, kaideleri öğrenmeye zorundayız. Dolayısıyla ortada bir gazetecilik faaliyeti görmüyorum ki. Yani ortada ben birisiyle yemek yiyordum. Bana şunu söyledi ve bu manşete çıkartılıyor. Biliyor muydunuz tipin şunu şunu yaptığını diye soruluyor. Bakın çok komik bir şey söyleyeceğim. Delil diye ne söylenmiş? Yazıyı ben dikkatlice okudum. Gerçekten yani çünkü yakıştıramıyorum. Ben herhangi bir insana doğrudan hiçbir neden yokken yalan söylemesini, hakaret etmesini, iftira atmasını yakıştıramıyorum. Neden acaba diye sordum. Bizim Babala TV'de katıldığımız yayına gelmiş hanımefendi. Orada bize çok lüks bir lokantadan yemek gelmiş ve biz oraya çok lüks arabalarımızla gitmişiz. Delil diye söylediği tek şey bu. Var mı başka bir şey söylediği? Bunu nerede söyledi? Babala'da söyledi. Bakın. Peki o iddia doğru mu? Erkan Bey. Yok ya Erkan otobüsü. Hayır eski ya. Şimdi bugün yeni söyledi. Seçimden önce söylediği Erkan şey. Erkan başla. Yani. Hayır canım şey yani bakın, lüks lokantadan işte. Yemek ve lüks arabalar hani doğru mu diye. Şimdi ben aynen söylüyorum diyorum ki. Bir de kırmızı kazak vardı Erkan Baş. Bir de kırmızı kazak. Evet akbilim de var arkadaşlar. Yani böyle şeyler kullanıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bunu söylemek gerçekten bana çok ayıp geliyor ama. Yani o gün biz bir programa davetliyiz. Bir kanal bizi bir programa davet etmiş. 8 saat süren bir yayın ve arada bize paketle yemek gelmiş. Şimdi yemeği Oğuzhan Uğur programı ısmarlamış. Nereden geldiğini, kaç para olduğunu da bilmiyordum. Ve gerçekten yani bu şu da ayıp değil yani biz de dışarıdan yemek söyleyip yiyebiliriz herhangi bir yerde. Ya yani 4 tane milletvekili yemek söyleyip yiyebilir ama paketle gelen bir yemeğin fiyatı 30 milyon Türkiye İşçi Partisi'ne aktarılan paranın delili olarak gösteriyor. Lüks arabalar var ya külliyen yalan. Hiçbirimizin lüks arabası yok. Herkes biliyor. Benim 2013 model bir arabam var. Hala şükürler olsun onu kullanıyorum. Ha şunu söyleyeyim. Seçim döneminde 45 bin lira kiralanmış hepimizin ortak kullandığı bir minibüs vardı. O da gizli saklı değil yani işte
bizimle ilgili çektiğiniz bütün fotoğraflara bakın, onu görürsünüz. Yani insan bunları söylemeye utanıyor. Ama yani ben buradan bir gazeteci algılanmasından da utanıyorum. Erkan Baş, yani Deniz Gürel'in bir sorusu var. Özür dilerim, şunu soruyorum. 30 milyon para almışlar. Delili'nin en lüks lokantadan yemek yiyorlar. Oğuzhan Oğur ısmarladı kardeşim yemeği. Ne yapacağız şimdi? Öteki lüks arabaymış. Yok öyle bir lüks araba. Erkan Bey. Bir tane minibüs var. O da kiralık. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu arkadaşlar? Şu anda Türkiye İşçi Partisi'ne atılan bu çamur karşılığında ne yapacak bu arkadaşlar?